Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Rasim. Bugün sizlerle 4 rally serimizin kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4 rally serimizde ikinci şampiyonumuz 1970'lerin 3. ayağı olan Almanya rallisi ile karşınızdayım. Almanya rallisi tamamıyla asfalt zeminin üzerinde koşulan bir rally. Pistin yol tutuşu çok iyi. Bakalım Ford Escort MK2 aracımız burada nasıl bir performans gösterecek? Hep birlikte göreceğiz. Ben aracın asıl performansını burada göreceğimizi düşünüyorum. Yol tutuşu gayet iyi olan bir pist. Önceki iki rallimizde İsveç ve Monaco rallisinde yol tutuşu çok düşük bir zemin vardı. Buz, kar, İsveç rallisinde toprak, Monaco rallisinde soğuk asfalt vardı. Şimdi sıcak asfaltın keyfini çıkartacağız. İyi bir yol tutuşu olacak. Bakalım nasıl bir yarış geçireceğiz. Bu yarıştan çok umutluyum. Büyük bir kaza geçirmezsek iyi derece yapacağımızı düşünüyorum. Haydi şimdi yarışa geçelim arkadaşlar. Yine hiçbir ayar yapmadan oyunun default olarak sunmuş olduğu ayarlardan devam ediyorum. Yarışımıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Başladık arkadaşlar. Yol tutuşu şimdi çok güzel. Bu viraj Almanya rallisinin en sevmediğim virajları. Buralarda dönüşlerde genelde çarparak hasar alıyordum. Bu sefer iyi döndüm. Burada biraz yavaş kaldık o virajda. Biraz daha hızlı bir viraj geçişi sağlayabilirdik. Burada dışarı savrulmamaya dikkat etmem gerekiyor. Evet, güzel bir geçiş yaptık. İleride sola tam dönüş var. 90 derecelik bir açıyla. Burada el frenini çekeceğim. Kontrolü pek iyi sağlayamadım ama olsun. Yine temkinli gitmeye çalışıyorum. Bir saniye daha iyiyiz arkadaşlar. Çok fena savruldu araç. Burayı da çarpmadan geçebildik. Bu bölümde biraz hızlanmaya çalışıyorum. Biraz daha iyi zaman yapabilmek için risk almam gerekiyor. Jump maybe 100. Caution braking hairpin right tight round bales. Left 6. Burada el freniyle dönüyorum. Right 6. Gayet güzel bir dönüş oldu. İleride bir yükseklik varmış. Çok kaydı, çok kaydı araç. Tekrar yola dönebildim. Stabil bir şekilde ilerlemeye devam etmem gerekiyor. Yoldan çıktığınız anda çimler çok kaygan arkadaşlar. Çimlerde çok fazla direksiyon hamlesi veya fren yapmamanız gerekiyor. Burada el frenini çekmiş olmamın sebebi geç fren yaptım ve duramayacağımı biliyordum. Dört tekerleğinde rahat frenleyebilmesi için aracı oraya yan bir şekilde sokmaya çalıştım. Nitekim de işe yaradı. Biraz daha erken giriş yapabildim. Burada bir zıplayışımız var. Güzel bir uçuş oldu. Oh. Tam bir yükseklikten sonra viraj. Tekerleğin yol tutması biraz zaman aldı tabi zıplayıştan dolayı. Az önce kötü bir zaman yapmışız. Biraz daha hızlanmamız gerektiğini görüyorum buradan.
left bypass junction 100 to finish. Evet, finish'e geldik. Olabildiğince hızlı bir şekilde girmeye çalışacağım. Evet, bu bölümde yeşil yandı, görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir süre yaptık. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Birinciyiz, 5 saniye fark atmışız ikinciye. Yine Petit takipte, fakat Petit Monaco yarışında kaza yaptığı için 4. sıradaydı genel klasmanda. Şu anda bizim rakibimiz Serrano 3. sırada. Biz Serrano'yu geçmeye çalışıyoruz. Bakalım sonraki etapımızda iyi bir derece yapabileceğiz mi? Bu rally'den birinci olarak ayrılabileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz. 5 saniyelik bir avantajımız var. Bu sefer aynı pisti geriye dönmüyoruz arkadaşlar. Farklı bir pistte yarışacağız. Farklı bir etap. Yüklenmesini bekliyorum. Evet, yüklendi. Baumholder'dayız. Bunu Baumholder'ı önceki 1960'lar şampiyonamızdan hatırlarsınız arkadaşlar. Baumholder etabını orada yarışmıştık. Başlıyoruz. Yine güzel döndük arkadaşlar böyle. Güzel dönmemin sebebi de çok yavaşlıyorum arkadaşlar orada. Orası benim geçmekte zorlandığım bir viraj sistemi. O yüzden olabildiğince yavaşlamaya çalışıyorum. Yüksek hızlarda geçerek aracıma hasar vermemeye çalışıyorum orada. Dışarıya taştık ve arkadan kayma. Hemen öne çevirebildik, fakat stop etti araç. Orada biraz zaman kaybı yaşadık. Yaklaşık 3 saniyelik bir zaman kaybımız oldu derken dışarıya yine taştım arkadaşlar. Bir an önce piste geri dönüp kaybettiğim zamanı geri kazanmam lazım. Fakat çimleri çok fazla taşıyorum. Gerçekten kötü bir zaman kaybı yaşadık burada. Onu telafi etmemiz lazım. Şu an 15 saniye. Ve yine kaydık. Zaman kaybediyoruz arkadaşlar. Elimizdeki birinciliği vermemek için daha hızlı ve daha dikkatli bir şekilde gitmem lazım. Penaltı cezası aldım 15 saniye. Seyircilere çarptığından dolayı. Bu yarış iyi gitmiyor arkadaşlar. Bu etap bizim için şu anda çok kötü gidiyor. Artık hataya yer yok. Hata şansımız kalmadı. Kayıp 31 saniye. Araç çok fazla arkadan kayıyor. 31 saniyelik kaybı kapatmamız lazım. Turn right 3 don't cut and right 5 times 4 through dip into left 4 don't cut opens long 80. Yol kenarındaki bariyer kayaya çarptık. Caution happened left down into a cube. Burada el freniyle döneceğim, fakat araç el freni çektiğim anda çok fazla dışarı savruluyor. El freninden de uzak durmaya çalışıyorum, fakat yapamıyorum. Oralarda mecbur el freni çekmem gerekiyor. 33 saniyeye çıktı fark. Yine arkadan kayma. Ford Escort araç beni gerçekten çok zorluyor arkadaşlar. Çok zorlanıyorum şu anda. Oh.
Aracımızın yan tarafı da yamuldu. Şu an buradan çıkmaya çalışıyorum. Gerçekten çok kayıp yaşadık. Bizim birincilik yalan oldu arkadaşlar. En çok umutlu olduğum rally burasıydı. Fakat Ford Escort'un yol tutuşu durumu kötüleştirdi. Tabii benim rehavete kapılmış olmam da bunda etkili oldu. Çünkü bu yarıştan gerçekten çok umutluydum. Lastik de patlattık gördüğünüz gibi. Bu yarış çok ilginç geçti arkadaşlar. Kaçıncı olduk çok merak ediyorum. Kaç puana? 5. olabildik. 42 saniye kayıp. Genel klasmanda da 3.'lüğe kadar geriledik. Çok kötü bir yarış oldu. Serrano yine önümüze geçti. Serrano'dan puan kaybı yaşadık. Bakalım. Genel klasmanda 3. sıraya geriliyoruz arkadaşlar 45 puanla. Serrano 1. sırada, Petit 2. sırada 61 puan ve 50 puanlarla. Biz 45 puanda kaldık. İleriki yarışlarımızda onlara yetişmeye çalışacağız. Onları geçmeye çalışacağız. Bakalım şampiyona şu an 1. 2. çok fazla değişerek devam ediyor. Hata yapanlar çok fazla kayıp yaşıyor. Biz de yaptık. Petit de yapmıştı. Fakat Petit gördüğünüz gibi bir önceki yarışta hata yapsa bile üst sıralara doğru yükselmeyi başardı. O yüzden biz de moralimizi bozmuyoruz ve bir sonraki yarışımızda daha iyi derece yaparak, daha iyi puanlar alarak şampiyonaya devam etmeye çalışacağız. Bir sonraki yarışımızı görmek için devam ediyorum. Bir sonraki yarışımız Polonya. Polonya rallisi Ford Escort'la çok zorlayıcı olacak. Çünkü gevşek, çakıl ve kumdan oluşuyor zemin. Çamur da var tabi. Bunlar birleşince bizi çok zorlayacak. Arkadan çekişli Ford Escort MK2 aracımız. Bakalım bize daha ne zorluklar çıkartacak. Beni takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to-